Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Turk'tan sevgiler sunarım. Bugünkü değerli konuğum Mardin'den aramıza katıldı. Mardin gerçekten 72 milletin bir arada yaşadığı muhteşem bir şehrimiz. Ee, Sayın İzzettin Kuday, e, ciğer reklam ajansının sahibi. Aslında o bir jinekolog olmak istedi, ressam olmak istedi ama heykeltıraş oldu ve bir reklam ajansı sahibi oldu. Ciğer reklam ajansı nasıl doğdu ve neler yapıyor? İzzettin Kuday bizlere bunu anlatacak ve sanat yolculuğunu anlatacak. Lütfen yaklaşın, hep birlikte dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii ki e, detay detayı açacak konuşmalarımız evet. çok e, keyifli ve çünkü sanat da var işin içinde. Ama öncelikle İzzettin bey. Hmm. E, sizi tabii ki hem yöre e, halkınız tanıyor, yaptığınız iş çevreniz tanıyor. E, ama bir de kendinizi izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatabilir misiniz e, neler yapıyorsunuz, e, kimsiniz? Ee, 1987 Kızıltepe Mardin doğumluyum. İsmim İzzettin Kuday. Ee, babam istasyon şefi, annem ev hanımı. Ee, 2006-2016 yıllarında, 2011 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Ee, bu okuduğum süreç içerisinde katıldığım sempozyumlar, kar heykel sempozyumları oldu. Sarıkamış olsun, Palandöken olsun. Ee, LÖSEV çalışmaları için yapmış olduğumuz heykel çalışmaları var. Ee, Workshop çalışmalarımız, ee, birçok alanda farklı şekillerde e, katıldığımız çalışmalar olmuştur. Mezun Hı -hı. olduktan sonra biz kendimiz e, Mardin'de e, telkari gümüş usta öğretici belgesi alarak hem mahkumlara hem halk eğitimde farklı öğrencilere ders verdim. E, sonrasında e, askerlik dönemi geldi, askerliğimizde yaptık. Askerliğimi yaptığım esnada Amasya'da ee, bir de İstanbul Maslak'ta değişik heykel çalışmaları yaptım. Ee, havan topları yaptım. Ahşap, metal, karışık çalışmalar. Çizimler de yaptım. Ee, kar heykelleri de yaptım İstanbul Maslak'ta. Ee, askerliğim bittikten sonra e, e, Mardin'e gittim. Mardin'den bir Antalya serüveni başladı. Ben şey yapıyorum aslında kendimi biraz e, mecazi anlamda anlatmaya çalışayım. Gittiğim şehirleri şey yapıyorum, çiçeğe benzetiyorum. Kendimi de bal arısına benzetiyorum. Her Gittiğim şey her arası. şehirden yani her çiçekten polen alıyorum ve aldığım polen ile en güzel balı yapmak için uğraş gösteriyorum. Yani farklı farklı alanlardan çalışmak istiyorum. Yani bir tek heykele bağlı kalmıyorum. Resimden de, cam vitraydan da ee, nasıl söylesem telkari gümüşten de, polyester olsun, metal bir, bir karışık tekniklerin hepsini kullanarak çalışmalar yapıyorum. Baktım ki tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu, zorlanıyorum. Bir ekip kurmak. Ee, ailece sanatla uğraşıyoruz. Kardeşim tiyatroyla uğraşıyor. Abim yabancı dil olarak bize yardımcı oluyor. Ee, beraber çalışmalar yapmaya kalkıştık. Ee, bunu nasıl yapabiliriz dedik. Kalkıp bir aile şirketi kurduk. Aile şirketimiz iki, iki, iki buçuk yıldır var. Ee, geçen gün, iki gün öncesinden şey yaptık, tiyatro çalışmamız vardı. Çocuklarla ilgili de yapmış olduğunuz bir çalışmaydı. Güneydoğu'da bazı düşünceleri yok etmek için aslında yapmış olduğumuz bir çalışmaydı o. Ee, bu şekilde yani. <laughs> ee, tabii ki... E çok büyük bir yelpaze ve e, çok gönül evet. verilerek yapılmış bir sanat var ortada. ve yörenizden kaynaklanan, şehrinizden kaynaklanan o kültür mozaiği var. E, yani e, ciddi anlamda her türlü tarihi dokunun olduğu bir şehre sahipsiniz. Onun evet. için de e, sanatçılar, ustalar hep oralardan çıkar. Çünkü e, o güzel karma mozaik e, mozaik, 72 milletin karması. E, keyif vererek farklı farklı çiçekler açtırıyor Doğrudur. ki e, evet. bal arası şeyi çok güzel bir şey. Çünkü o polini almak keyifli. O da size evet. yansımız Ş Reklam ajansınızdan da bahsedeceğiz. E, ama ilk önce ben tabii ki bu sanat gününüzü ele almak istiyorum. E, birlikte ailece de yaptığınız bir şirket. 10 yılı aşkın bir şekilde e, sanatla uğraşıyorsunuz. Dediğim gibi ressam e, olarak olacakken yani Daha doğrusu bir kadın doğum jinekolog olacakken evet. ressam, ressamdan sonra heykeltraş hatlar ve sertlikler olduğu için çalışmalarınızda. Ee, bütün bunları yaparken neler hissediyorsunuz? Yani o sanatı ortaya çıkartırken e, evrensellik, bölgesel kültür, e, psikoloji neleri düşünerek yapıyorsunuz? Bunu ben e, kısa bir şey geçeyim. E, aslında burada hem kadınları anlatmaya çalışıyorum, kadınlara olan baskıyı, kadınlar hep ikinci planda, kadınlara farklı bir gözle bakılıyor, e, cinsel obje olarak görülüyor, köleleştirilmiş kadınlarımız. Ben burada çalışmaları yaparken Arapça yazıyorum. Yaptığım her çalışmanın altına Arapça bir not, dipnot geçiyorum oradan. Yani e, hem Allah korkusunu tekrar kullara böyle göstermek, hem kadınlara saygının, çünkü kadın e, bir sembol yani bir ana. Hem dünyada olsun hem böyle ne bileyim bir erkek için. E, Üretken erke mi doğrudan, Evet üretkendir, doğurgandır. E, yönetici bir ruhu var. Yani tabii. hani dişi kuş yuvayı kurar. Bunu anlatmaya çalışıyorum bütün çalışmalarımda. Arapça harflerle de ben bunu dile getirmeye çalışıyorum. Ee, nasıl yaptı? Peki heykeli e, ortaya çıkartırken o e, çalışmalarınızı, birçok nü çalışmalarınız da oldu. Evet. Onları ortaya çıkartırken, objeleri ortaya çıkartırken e, neleri göz önüne alarak, kadını göz önüne alıyorsunuz tamam, belliğinizde onu koyuyorsunuz. Çünkü onun baskısı, e, ezilmişliği veya ikinci sınıf olarak görülmesini o şeylerinizde, eserlerinizde yansıtıyorsunuz. Başka neleri düşünerek yapıyorsunuz? Şimdi kadınları ben e, nü çalışırken e, şey yapıyorum. Yani kadın giyinikken farklı bir şekildir. Giyinik değilken farklı. Yani her iki taraftan da ben onu e, şey yapmaya çalışıyorum. O güzelliği aslında çirkinleştirmeye çalışıyorum. Bir nevi kadınlara üstünlük sağlamaya çalışıyorum. Bunu yaparken kendi hayal gücümü kullanıyorum, farklı şekillendiriyorum, onu karikatürize ediyorum, parçalıyorum, kübikleştiriyorum, Biraz da sürealist çalışıyorum ki kadınların yüzleri yok benim çalışmalarımda ya da kollarını yapmam. O da ayıplarını saklamamdan dolayıdır. Onları biraz yüceltmek istememden dolayıdır. Aslında görsellikle o çıplak değil kadının beyniyle ve iş dünyasıyla bakıyorsunuz. Evet Çünkü ondan sonra da o iş dünyasını yüreğini görün ki e, kadın ana, doğurgan, üretken, planlayan aynı zamanda yöneten bir e, varlık olarak evet. algılatıyorsun. E, tabii ki bu o, sanatta işte birçok e, gerek yöresel gerek farklı şeylerle. O çalışmalarınız e, hep yanlış putperest misiniz dendi. Evet. Başka? E, sergileri açmak istediğim farklı algılandı. çıprak resimlere bakıldığı zaman aman sen burada bu çalışmaları yapma da üzerlerine bir şey giydir ya da üzerine bir yaprak ya da bir şeyler koy deniliyor. E, ama magazin programları oldu mu oturlar karşısına geçerler. Farklı şekilde yani. E, benim burada anlatmak istediğim şey. Yani bunu yapabiliyorsanız bu çalışmaları da izleyebilirsiniz. Sadece ben eleştiriye açık bir insanım. Yani hani bütün sanatçı adaylar, biz kendimize sanatçı demeyelim. Çünkü e, üstadlarımız varken hı hı, hı. kendimize hı hı. sanatçı dememiz gerçekten hı hı. büyük bir saygısızlık hı hı. olur. E, biz daha sanatçı adayız Çünkü yoruluyoruz daha. Hı hı. E, öğreneceğimiz çok şey var. Çalışmalarımız üzerine ekleyeceğimiz çok şey var. Belki de çok eksik şeyler yapıyoruz, olabiliriz. Yani hani hı hı. E, Güzel çizmiyor olabiliriz taşı, güzel işlemiyor olabiliriz ama kendi hı hı. E, hayal gücümüzü katabiliyoruz eminim. Hı hı. Hı hı. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz inşallah e, milletimiz de bunu anlar. Bazı e, yerlerde ben çok tepki gördüm yani hani bunu anlatırken sana mı kalmış, anamız mısın, babamız mısın bazı kadınlardan bu cevapları aldım ben. Sonra izah ettiğim zaman neden bunu yaptığımı söylediğim zaman istediğin kadar hani bizi model olarak da kullanabilirsin, farklı şekillerde de gösterebilirsin çalışmalarda. Öyle cevapları da aldım yani tep güzel, tepkiler olumlu. Tepkiler de iyidir evet. çünkü tepki olması gerekiyor ki her konuda biraz daha farklı alandan evet. bakalım, farklı olgunlaşalım. Hepimiz için geçerli. Her türlü eleştiriyi her türlü tepki kabullenmeliyiz ki oradaki daha farklı şeyleri ortaya çıkartabiliriz. Doğru. Evet. Ölümle kalım arasındaki çalışmalarınız da var kadınlarla evet. ilgili. Ee, neden biraz ölümü ve hep karamsarlığı alg algılayıp veya onu yansıtmaya çalışıyorsunuz? Yani yok oluşumu, evrenselliği mi? Neyi orada tema olarak kullanıyorsunuz? Ee, yaşam ölümün başlangıcıdır. Ölüm de yaşamın başlangıcı. Yani bir nevi ben bu ölüme şey diyorum. Rönesans diyorum. Yeniden doğuş. Bunu anlatırken insan maddeselliğe yönelip eee yönelip kendini yabancılaşması sonucu gerçeği görmek yerine kendi iç algısını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunu yaptığı zaman da yanlış Yerlere sürükleniyor. <laughs> ee, bunu çalışmaları bu şekilde yansıtıyorum. Bir Azrail'i yapıyorum bir de Kargalar'ı yapıyorum. Kargalar'ın ömürleri 200 yıldır. Ee, en son Azrail'in de üç meleğin canını aldıktan sonra ruhunu aldıktan sonra kendi ruhunu alması sonucu. Karganın o gördüğü <laughs> şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Yani ne yaparsak yapalım ölümü unutmayalım. <laughs> ölümü unutursak hatalar yaparız. Peki <laughs> Zaten e, yani bütün bunları anlatırken e, olumsuzlukları da her şeyde bir şeye bağlıyorsunuz. E, gerçekten maddesel olarak bir yaşamda yaşarken biz e, her zaman burada kalacağımızı düşünerek yaşıyoruz. Evet. Ama burası sadece bizim yetişmemiz, tekamül etmemiz gerektiği bir yer. E, öbür e, yaşamda yaptıklarımızla anılacağız ve ondan yargılanacağız. Evet. Ee, onun için de sanat da bunu yazdığın için tekrar teşekkür ederiz bizlere ve biz kadınlara da birçok şeyi hatırlattığın için. Ee, bütün bunlarda tabii ki e, olumsuzluklar da yaşıyorsun. Ee, veya bir yerde sergilenirken, yaparken, tiyatronuzu oynarken ee, her türlü şeyinizi yansıtırken birçok iyi veya kötü olaylarda yaşıyorsun. Bunları nasıl bertaraf ediyorsun? Nasıl e, organize ediyorsun? Ee, şimdi nasıl söylesem e, bu dönemde yapılan her şey istem dışı olan şeylerdir. Yani insanın kendi hür düşünceleriyle yapmış olduğu şeyler değildir. Bir nevi robotlaştırılmış kalıplaştırılmış benliğimiz ile hareket ediyoruz. Biz robotuz. Bize komut veriliyor. Müfredat gibi düşünün. O yüzden öğretmen olmak istemiyorum ben. Özgür. Müfredata bağlı yaşamak istemiyorum. Kendi düşüncelerimi ben öğrencilere aktarmak istiyorum. Yalan, yanlış bilgileri ben Hı -hı. kalkıp aktarmak istemiyorum. Bize komut verilir. Aman bunu yapacaksın. Kolunu kaldır. Bu hareketi Hı -hı. yap. Yok bunu giydir. Yok bunu soy. Ee, Bunlar yapmak istemiyoruz biz. Hı -hı. Biz. Yeni bir dünyayı mümkün kılmak için uğraş gösteriyoruz. Yani tamam yalnız olabiliriz ama yavaş yavaş çoğalıyoruz. Ee, Kardeşim, arkadaşların başta olmak üzere müzik alanında, resim alanında, tiyatro alanında biz yavaş yavaş bunları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah amacımıza ulaşacağız. E, i̇nşallah başlayacağız. Ulaşmışsınız ve daha da ulaşırsınız diye düşünüyorum evet. ben. Çünkü e, Mardin köklü ve kültürüyle olan evet. ve anılan bir şehirdi. Medeniyetler şehri. Medeniyetler şehriydi. E, ve siz tekrar bunu canlandırıp o medeniyetler beşiğinden evet. e, tekrar sunacaksınız Anadolu'muza bunu. İnşallah. Evet. E, çünkü oranın o şekilde yüzyıllardır anıldığı bir şehir olarak da orada doğanın mutlaka geninde, toprağında, mayasında her şeyinde bu açığa çıkacaktır. Siz o oranın insanısınız. Ee, reklam ajansı, e, siyah ajans, reklam ajansı e, neler yapıyor ve ne gibi hizmetler veriyor? Bir de buradan kısaca bahsedebilir miyiz? Siyah reklam ajansını kurmadan önce ilken e, üç kardeş konuştuk. Normalde ilk öncesinde dikafede sanat e, akademisinde biz e, çalışıyorduk. E, Velat Hoca beraber müzik alanında uğraşıyor. Ben orada resim dersleri veriyordum, heykel dersleri veriyordum. Bir de, bir de orada e, farklı tiyatral çalışmalar yapıyorduk. Sonrasında e, yer kiralama konusuna geldiğimizde e, sıkıntılar yaşıyorduk. Bir şirket yok, bir yere bağlı değiliz, milli eğitime bağlı değiliz. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ee, kendi şirketimizi kurabiliriz dedik. Vergi levhamız olsun, her şeyi resmi olsun. Ee, bir yere başvurduğumuz zaman ya da büyük işler, e, siparişler aldığımız zaman fatura kesebilelim. Her şeyin resmi olması için bu şirketi açtık. Şirket siyah reklam, ithalat, ihracat. Hı hı. Ee, kardeşim tiyatro alanda uğraşıyor, ben e, resim alanda uğraşıyorum, tasarımları yapıyorum abim yurtdışı işiyle uğraşıyor ithalat ihracat. Ee, diğer arkadaşlarımız da müzikle, e, resimle uğraşan arkadaşlarımız da var. Yetişebildiğim kadarına ben yetişiyorum. Yetişemediğime de sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Evet. Geniş kapsamlı çalışıyoruz. Resim, müzik, heykel, seramik, ebru, cam vitray, e, e, gitar, bağlama, arbane, keman bir de folklor derslerini veriyoruz. Sanat Akademisi yaptık yani orasını. Anladım. Üç katlı. Her alanda farklı çalışmalar yapıyoruz Bel, yani. Belki seslendirme, diksiyon, kamera önü belki onları da tiyatro ile beraber yapabilirsiniz. Evet. Onları da kullanabilirsiniz. Çünkü hep reklam ajansı manken algılanır ama onun içerisinde bu tür kültürler ee, As reklamın bu şekildeki bir ajans olması gerektiği siz doğru bir sanat evet. ajansını yapmışsınız. Buradan izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mı? Ee, i̇zleyicilerimize iletmek istediğim şey, e, başkalarının düşünceleriyle değil, kendi hür düşünceleriyle hareket etmeleri ve yeni bir dünyayı mümkün kılmak için çocuklarına bütün kapıları açmak ve e, ne gerekiyorsa... ...yapmalarını istiyorum. Yani budur. <laughs> yani evet. baskı altında... ...yaşanmaması gerekiyor. Neyse o. E, zaten mayamız, doğamız... E, ...biz e, bir bütün... ...bir nü olarak, bebek olarak... ...geliyoruz ve özgür olarak geliyoruz. Evet. Yüce Yaradan bizleri öyle yaratıyor. Ve bizler üzerine koyarak... ...kendimizi bozuyoruz. E, evet sevgili izleyiciler... E, ...çok e, güzel e, bir sohbet ettik... ...İzzettin Kuday'la... E, Siyer Reklam Ajansı'nın sahibi aynı zamanda ressam ve heykeltıraş. E, içlerinde tiyatro, e, folklor, müzik, e, yabancı dil, bütün e, yurt dışı çalışmaları da yapılıyor. E, ve çok güzel bir ilimiz olan Mardin'den, medeniyetlerin beşiğinden seslendiler bize. E, dediği gibi, e, bu dünya maddiyat dünyası, maddeselliği bırakalım. E, müfredat olarak bize e, planlanan ee, üzerimize birikim yaptırılan şeyleri değil e, gerçekten Allah'ın yarattığı şekilde saf, hür çünkü gideceğimiz öbür taraf Rönesans dönemi ve yeni çağ orada başlayacak diyor. <laughs> ve kendi hırslarımızdan kurtulup sadece sevgiyle bakalım birbirimize diyor. Mardin'dekiler e, ve çevresindekiler ilçeler e, kendinize bir yenilik katmak istiyorsanız Siyah reklam ajansı ile irtibat kurabilirsiniz. Bir farkındalık yaratabilirsiniz kendinizi. O konuda İzzettin Kuday ve çalışma arkadaşları, kardeşleri bu konuda da size yardımcı olacaklardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.